Abi. Abi, sen cevap verene kadar çay soğudu. Alır mısın bir bardak daha? Yok kardeşim, sağ ol. Sen ne görgüsüz adamsın lan? Paşamıza sabah sabah demli çay verilir mi? Hani taze sıkılmış portakal suyu kızarmış ekmeği? Hani fındığı, fıstığı, ballı bademi? He? Yok ha. Abi, sen pek iyi değilsin cidden. İzlik bir durum varsa söyle, emrin olur. Ne kardeşim öyle, içimde kötü bir his var. Geçer, sağ ol. Ananı, babanı, 7 sülaleni öldürtürüm senin. Ölümün türlü türlü yolu var. Merakla da olur, bıçakla da. Bana bak. Herkese her şeyi tek tek anlatacaksın, anladın mı? Ozan bütün doğruları öğrenecek. O çocuk senin yüzünden hapishanelerde çürüyor ama sen hala onun duygularıyla oynuyorsun. Ozan, ben başaramadım. Yapamadım. Senin kadar güçlü olamadım. Beni unut. Birbirimizi tanımamışız gibi. Hiç yokmuşum gibi yaşam. Bundan sonra ben yokum. Sana ve sevgine layık olamadım. Affet beni. Asım dur. Uçak biletlerinin parasını ödeseler. Onları da üstüne eklesek. Yok yine 3 kuruş para. Bunlarla ancak birkaç gün idare edebilirsin. Sevgilim. Vallahi içim rahat etmedi, umutu da kırdım. Eline sağlık. Nefis gözüküyor. Afiyet olsun. Annem babam hep öyle derdi. Afiyet olsun, şifa olsun ama kilo olmasın Yaşar'ıma. Ne yapıyorlardır acaba? Çok
çok üzülmüşler midir? Benimki de soru. Tabii üzülecekler. Bir tanecik kızları onları bırakıp gitti. Eylül'üm. Biricik kızları onları bırakıp gitmedim. Onu her şeyden daha çok seven adamla yuvasını kurmaya gittim. Bir gün aşkımıza inandıkları zaman geri dönüp ellerini öpmek üzere gittim. Peki o gün geldiğinde beni affederler mi? Babam yine kızım deyip sarılır mı bana? Sarılır sevgilim. Sarılır. Sen hiç merak etme. E hadi yumurtayı soğutmayalım. Sen kırarım belini. Çekil. Sen dün bu yüzden mi ayılıp bayıldın yoksa ha? Yenge gelmemiş galiba. Üzücü durumlar mı var yoksa? Gökhan. Gökhan lafını bil de konuş, kaşınma kaşırım seni. Ne dedik be oğlum? Yani ben sizin cemiyette böyle şeyler normal diye dedim. Yenge bir gün sende, bir gün onda hesabı. Abi sakın, sakın. Ozan, şunun için başını belaya sokma. Tamam abi, tamam. Tamam Fikret, tamam. Ozan abi! Aslım hakkında düzgün konuşacaksın. Bırak, Ozan! Abi! Sana kaşınma dedim değil mi? Bugün koğuşa çayları sen dağıtacaksın, cezalısın. Muhsin abi. Tek kelime etme kırarım çeneni. Yürü lan. Aslım ne yapıyorsun sen? Bilmediğin bir şey mi var? Bak bir şey varsa söyle. Benimle ilgili mi? Eğer öyleyse ayrılalım bitsin tamam. Yani hiçbir şey senin canından kıymetli değil. Hadi. Ben yapamıyorum. Herkesi üzerim. Tıpkı anlaştığımız gibi. Ay annesi bir kabusum. Ne oldu kimmiş? Buradan gidelim mi? Çok uzaklara. Bir daha dönmemek üzere. Kimseye hiçbir şey söylemeyiz. Anneme de, Ozan'a da. Artık benim yok kalmadı. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Hemen, hemen çıkıp gidelim buradan olur mu?
Ne oluyor Mümtaz? Niye valizini topluyorsun? Bir yere mi gidiyorsun? Hayatım. Şirketi kurtarmak için bir sürü usulsüzlük yaptım. Yeni ortak beni şikayet ederse hapse atarlar. Kaçmam lazım. Neler oluyor Mümtaz? Ozan. Sen. Her şey elimden kayıp gidiyor. Neden böyle oluyor? Eskisi gibi olacak değil mi? Söylesene Mümtaz. Geçecek, her şey düzelecek desene. Maalesef. Yolun sonunda geldik hayatım. Her şeyimizi kaybettik. Mahalledeki bütün arkadaşlarını aradım ama onlar da bilmiyorlar nerede. Yazan Ozan diye bir arkadaşı vardı. Onu mu arasak? O çocuk hapiste. Bu okulun sahibi olan ailenin oğlu değil mi Ozan? Ya hapiste de olsa bir yardımı dokunabilir. Nerede oturuyorlar? Gidip bir soralım. Bu ihtiyarlar bu kafayla Yağız'ımı zor bulurlar. Eylül'ü yüzü Yağız'ımı elimden çalarken elim kolum bağlı oturmak çok sinir bozucu. Bir an önce bir şey bulup benim bunları gazlamam lazım. Ne olurdu Yağız beni kaçırsaydı ya. Of. Sevgini de kattın mı lan? Katacağım ben sevgimi sana. Dur, dur. Yürü. Ozan. Gel otur. Dalından şüphe ettiğin ağacın gölgesine oturma demişler Ozan. Gönlünden geçene saygı duyarım. Ama senin sevdanda şüphe var. Tavsiyem bir yolunu bul. Konuş, çöz bu mevzuyu. Kafan net olsun. Benim içimde şüphe yok abi. Benim sevdama da aslıma da güvenim tam. Eğer arkamdan biri konuşacaksa... Aslım benim sevdiğim. Helalim. Ona laf eden karşısında beni bulur. Anlayana. Fikret Erbaş. Mektubum var. Allah'ım ne olur annemden olsun. Ozan. Bu da senin. Hadi Allah kurtarsın. Allah be! Abi annem hastaneden çıkmış. Kurtarmışlar annemi Ozan abi. Abi dualarım kabul olmuş.
Oh be. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Gökhan. Vay be. Doğruyu söyledik, suçlu olduk, iyi mi? Ben ne dedim size? Yenge şutlamış Ozan'ı, başka birini bulmuş. Bak, buraya da yazmış. Ya, ben size demiştim değil mi? Yengeme bak be. Mümtaz, saçmalama. Yakalanırsan daha kötü olacak. Artık dönüşü yok Jülide. Bu yaştan sonra hapse falan giremem ben. Beni sakın arama. Senin de başın derde girmesin. Ben gerektiği zaman seninle irtibata geçerim. Ben arka kapıdan kaçıyorum. Şeyler oldu. Polisler geldi, şirkete el konmuş. Mümtaz amcayı arıyorlar. Sen neredesin? Aa, sen neler diyorsun öyle ya? Tamam, merak etme, ben hemen geliyorum, tamam? Dedim sana ortalık karışmıştır diye. Polis gelmiş. Aslında korkmuş, gitmeyelim diyor. Jülide Hanım şimdi ağlamaya başlamıştır. Hadi gidip son noktaya koyalım. Acele etme Fatih. Tadını çıkar biraz. Bırak biraz daha korksun o. Ne demişler? Varsa param pulun, el alem senin kulun. Ne o? Hemen sokulmuşsunuz Adnan Ağa'nın yamacına, hayırdır? Raziye, terbiyesizlik etme. Kızımızı aramaya geldik biz buraya. Bana bak Razi. Tabii, kızını aramak için. Ne o Yaşar Usta? Onca zaman bu adama kin güttün. Arkasından atıp tutuyordun sakat kolumun hesabını soracağım diye. Bakıyorum da hepsi unutulmuş. Tabii, kızı oğlanı avcunun içine alınca işin rengi değişmiş. Benim garip koreyim cahil, beş para etmez serseri. Benim oğluma gelince ahlak bekçisi gibiydin Yaşar Usta. Şimdi kendi kızının namussuzluğuna ne diyeceksin? Raziye! Benim oğlum hiç yoksa namusuyla, şerefiyle nikah kıydı. Ama sizin kızınızın namussuzluk yapacağı varmış. Evliyim, barklıyım demedi, hemen kaçtı zenginin oğluna. Raziye, haddini bil. Vallahi elimden bir kaza çıkacak şimdi ha. Terbiyeli konuş. Sen de az değilsin Nurhan. Baktın kız güzel yere tezgah açıyor. Hemen ziyaret edip barışalım dediniz. Olan gene benim garip oğlum oldu. Benim oğlum şerefiyle, namusuyla sevdi, nikah kıydı. Başına gelene bak. Yeter be kadın. İftira atma kızma. O benim yavrum. Benim kızım masum, temiz. Evliliğime söz etme, yeter. Yaşar abi. Kızım bir su getir. Yaşar abi.
biraz renklensin de kuşlar oyalansın. Kızıma söz söylettirmem. Ölümüme söz ettirmem. Yaşar. Yaşar'ım nefes al. Nefes al Yaşar. Yaşar. Kendi derdimize düşüp Aslı'nın Ozan'ı da unuttuk. Ziyaretine de gidemedik. Çok ayıp oldu. Haciz daha evine geldiyse kendi evlerine de gelmiştir. Jülide teyze mahvolmuştur şimdi. Hayat ne garip değil mi? Bir gün önce bir sürü malım mülküm var. Sonra bir anda hiçbir şey kalmıyor. Evet öyle oluyor. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Biz ne yapacağız peki hayatım? Şimdi senin evine gidemeyiz. Babam bizi bulur orada. Acaba şöyle küçük ucuz bir daire falan mı kiralasak? Olabilir sevgilim. Sen şöyle bekle. Ben şurada bir atölye var. Oradan para çekeyim sonra konuşuruz tamam mı? İnşallah uçak biletlerinin parası yatmıştır. Bir çare bulmam lazım. Para olmadan ne yaparız? Nerede kalırız? Allah'ım ne biçim karar bu? İlişkimizin başında zenginim diyemedim. Şimdi fakirim diyemiyorum. Hayat kuralım benim cepte kuruş yok. Ne olur biletlerin parası yatmış olsun. Yatmamış. Cenk. Burası Cenk'lerin sokağı. Hayatım, benim aklıma bir fikir geldi. Şu arka sokakta benim çocukluk arkadaşım oturuyor, Cenk. Yani bir yer bulana kadar istersen onunla kalabiliriz. Sevgilim, sen tanıdık birinde kalmayalım demiştin ya. Ya baban öğrenirse? Ya, Cenk çok eski bir arkadaşım. Babamların aklına gelmez. Zaten birkaç saat sonra hava kararacak. Başka bir çaremiz yok gibi. Tamam sevgilim. Nasıl istersen. Hadi gidelim. Bak yalnız yenge afil de şutlamış Ozan ha. Ver şunu. Ozan dur. Bak bak dinle. Ozan ben başaramadım. Yapamadım. Senin kadar güçlü olamadım. Birbirimizi tanımamışız gibi, hiç yokmuşum gibi yaşa. Bundan sonra ben yokum. Sana ve sevgine layık olamadım. Affet beni. Ben artık başkasını seviyorum. Aşık oldum ona. Özür dilerim Ozan. Elveda.